Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda yüzüklerin efendisi hakkında süre gelen bir tartışmadan konuşacağız. Daha doğrusu bu tartışmaya mantıklı cevaplar arayacağız. Bu tartışmada yüzük Mordor'a neden kartalıyla götürülmedi tartışması... Şimdi Yüzüklerin Efendisi serisinde şöyle bir hatırlayacak olursak Frodo ve arkadaşları tehlikeli yollardan geçmişlerdi. Orkların ve diğer yaratıkların saldır saldırılarına uğramışlardı. Frodo ve Sam bir savaşın ortasında kalmıştı. Dev bir örümcek olan Şilop ile savaşmışlardı. Ve sonuçta mucizevi bir şekilde yüzüğü Hükümdağına götürmeyi başarmışlardı. Hükümdağında Gollum'un sayesinde yüzük yok edilebilmişti. E, Yüzün yok edilmesiyle beraber e, Sauron yenilmişti ve hükümdağı da patlamıştı. E, Lavlar Frodo ve Sam'in etrafını sarmış ve tam ümitler tükenmişken kartallar gelerek Frodo ve Sam'i kurtarmıştı. Bu sahneyi görür görmez artık düşünmeye başlamıştık. E, bu kadar tehlikeli bir yolculuk yapmak yerine yüzük neden kartallar ile hükümdağına götürülmedi diye. E, bunun yanında Moria madenlerinde Gandalf'ın düşmesinden hemen önce söylediği Fly You Fools yani uçun aptallar sözleri de bu tartışmayı daha da alevlendirdi. Çünkü bu sözler bazı kişiler tarafından aslında Gandalf'ın kartalları kullanma planı olduğu şeklinde yorumlandı. Ee, bunun yanında film serisinde Gandalf'ın kartalları istediği zaman çağırma kabiliyetinin olduğu da görülüyor veya böyle anlaşılıyor. Çünkü Gandalf kelebekleri kullanarak kartalların mesajlar iletiyor ve bu sayede başı her sıkıştığında kartalların yardımını alabiliyor. Yani bütün bunları topladığımız zaman e, sadece filme bakarak e, bu sorunun gayet mantıklı bir soru olduğunu söyleyebiliriz. E, hatta bazı kişiler Tolkien'in büyük bir mantık hatası yaptığını ve e, kartallarla e, yüzüğü götürmenin çok daha mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Fakat e, Yüzüklerin Efendisi kitaplarına baktığımız zaman, daha önceki serilere baktığımız zaman e, çok mantıklı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Aslında hiçbir mantık hatası yok. E, Tolkien gayet mantıklı bir şekilde e, serüvenini yazmış diyebiliriz. Şimdi öncelikle e, şunu söyleyeyim hemen, e, kitap serisi film serisi birbirinin tamamen aynısı değil. Kitapta olan bazı bölümler filmde yok veya bazı bölümler filmde çok farklı şekilde gösterilmiş. O yüzden e, kitap serisini ve daha önceki Silmarillion gibi e, orta dünyayı anlatan, açıklayan serileri kullanmamız gerekiyor. Şimdi şuradan başlayalım. Turki'nin yarattığı evrende bir tanrı var. Bu tanrının adı Eru Ilovatar. Ilúvatar evreni yaratıyor ve bu evrene Ea ismi veriliyor. Daha sonra Aynur adı verilen ve meleklerle özdeştirebileceğimiz varlıklar yaratılıyor. Ee, Ilúvatar ayrıca Aynur'a müzik ile yaratma gücü de veriyor. Daha sonra Aynur'dan bir müzik oluşturmasını istiyor Ilúvatar ve her Aynur kendi düşüncesine göre, kendi hissiyatına göre bir melodi oluşturarak toplamda büyük bir müzik oluşmuş oluyor ve bu müzik ile beraber Arda yani dünya yaratılıyor. Daha sonra 15 tane Ainur Arda'yı oluşturmakla ve şekillendirmekle görevli olarak Arda'ya iniyorlar. Bu 15 Ainur'a Valar adı veriliyor. Valar nihayetinde Valinor adı verilen bir yere gelerek burada yaşamaya başlıyorlar ve Arda'yı oluşturmaya, şekillendirmeye başlıyorlar. Burada hemen şunu söyleyeyim, e, filmin sadece filmi izleyen arkadaşlarımız için e, filmin sonu birazcık garip gelmiş olabilir, biraz gizemli gelmiş olabilir. Çünkü filmin sonunda işte Bilbo, Frodo, Gandalf ve bazı kahramanlar bir gemiye binerek e, oradan yaşadıkları yerden ayrılıyorlardı. Fakat nereye gidiyorlar? İşte Valar'ın yaşadığı Valinor'a gidiyorlar. Valinor'un bir adı da zaten Ölümsüz Topraklar. Bu kahramanlar e, Valar'ın yaşadığı yerde huzurlu, mutlu, güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Turkin serinin sonunu bu şekilde bitirmiştir. Şimdi Valar'ın bir de kralı var. En güçlü Vala, Manve isminde. E, i̇şte Kartallar Manve'nin hizmetkarları. Manve Kartallar sayesinde Arda'da olup biteni görebiliyor ve bunlara karşı önlemler alabiliyor. Yani filmde gösterildiği gibi Kartallar kendi başlarına değil Manve'nin emirlerine göre hareket eden varlıklar. Bunun yanında Valar'a yardım etmek için Arda'ya inen bazı varlıklar da var. Bir sınıf varlığa Mayyar adı verilmiş. İşte Sauron, Gandalf, Saruman bunların hepsi birer mayya Tek amaçları Valar'a yardım ederek Arda'nın düzenini oluşturmak. Şimdi eğer konumuzla ilgili Arda için bir güç sıralaması yaparsak şöyle bir tabloyla karşılaşırız. En başta en güçlü varlıklar Valar, daha sonra Mayyar, daha sonra Kartallar. Daha sonra elf, insan, ork halkları. En sonunda da hobbitler sıralamasını yapabiliriz. Hobbitler güç olarak en zayıf halk. Şimdi yüzüğü elinde bulunduran kişinin güç seviyesi arttıkça yüzüğün etkisi çok daha büyük oluyor. Örneğin Frodo veya Bilbo yüzüğü taktığı zaman görünmez olurken Sauron yüzüğü taktığı zaman bir topuz darbesiyle 15-20 kişiyi öldürecek kadar güçlenebiliyor. Zaten yüzük de güçlü bir taşıyıcıya geçmek için hipnotize edici bir güce sahip olduğunu zaten filmde de görebiliyoruz. İşte bu güç Simegol'u tüketmişti. Arkadaşını öldürmesine ve Gollum'a dönüşmesine neden olmuştu. Hatta Boromir yüzüğün etkisinde kalarak arkadaşlarına ihanet etmişti ve yüzüğü ele geçirmeye çalışmıştı. Gandalf neye dönüşeceğini bilmediği için yüzüğe dokunmaktan bile kaçınmıştı. Galadriel ise yine dokunmadığı halde yüzüğün etkisiyle savaşmıştı ve zor olsa da yüzüğe karşı koyabilmişti. Yani yüzüğe karşı koyabilmek de oldukça zor bir iş. Bu nedenle yüzük Frodo tarafından taşınmıştır. Çünkü yüzük Frodo'yu ele getirse bile... Frodo sadece görünmezlik gücüne sahip olacaktı. Yani başka bir e, soruna neden olmayacaktı. Şimdi kartallara bakarsak kartallar hobbitlere göre çok çok daha güçlü olan varlıklar. Öfke Savaşları adı verilen savaşlarda dragonlara karşı savaşan varlıklar, e, Tolkien'in açıklamalarına göre kanat açıklıklarıyla beraber bir futbol sahasının yarısını kaplayacak kadar büyük varlıklar. Bu yüzden yüzüğün bir kartalı verdiği güçler çok daha fazla olacaktır. Eğer yüzük bir kartalı ele geçirseydi kartal Arda'daki en güçlü düşmana dönüşebilirdi. Yani bir Sauron problemi varken bir de e, çok güçlü bir kartal problemini kimse de istemezdi. Ee, bunun yanında şunu da hemen söyleyeyim. Taşıyıcı kartal yüzeye karşı direnç gösterebilse bile... ...Saruman'ın casusları ve hüküm dağında devreye gezen nazgüller de... ...kartalların kolaylıkla fark edilmesini sağlayabilirlerdi. İşte bu yüzden Gandalf hiçbir riske girmemiş ve... ...yüzüğün Frodo tarafından taşınarak Mordor'a ulaştırılmasını istemiştir. Ee, Gandalf'ın Moria'daki düşüşünden hemen önce söylediği... ...Fly you fools yani ee, kaç, uçun aptallar sözcüğü ise... Eski İngilizce hızlıca kaçın anlamına gelen bir sözcüktür. Yani bunları da bir araya getirirsek seride hiçbir mantık hatasının olmadığını söyleyebiliriz. E, Frodo seçimi gayet mantıklı bir seçimdir. Çünkü e, zaten Yüzük en son aşamada Frodo'yu ele geçirmişti. Ele getirseydi bile Frodo en fazla görünmez olup e, Simigol gibi tüke, e, tükenecekti ama eğer yüzük bir kartal ile geçseydi Arda'nın görebileceği en büyük düşmanlardan bir tanesi ortaya çıkacaktı İşte bu yüzden yüzük Frodo ile taşınmıştır sonraki videomuzda görüşmek üzere.